Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugünkü videom 2021 yılında alınabilecek iPad'lerle ilgili olacak. Kimlere hangisini tavsiye ettiğimden bahsedeceğim. Şimdi tabii önümde de bir karmaşa var burada, görüyor musunuz bilmiyorum. Bakayım, görünüyor. Bir tane trackpad, Magic Trackpad 2, bir tane Magic Keyboard 1 ve bir tane de iPad Pro 2017 model 13 inçlik cihaz var önümde. Bunlar benim bilgisayarımdan sonra kullandığım birinci aletlerim. Bazen bilgisayarıma çıkmaya üşeniyorum ya da bilgisayarı açmak istemiyorum. Ya da bilgisayarımda uzun süreli bir render işi oluyor. Profesyonel müşteri işleri falan filan. Onların dışında bırakarak mail cevaplamak, yazışmak ya da ikinci bir ekran desteği olarak vesaire vesaire iPad'imi çok kullanıyorum. Bazen online eğitimden dolayı bilgisayarım dolu oluyor, ailem kullanıyor. O yüzden yine bunu kullanıyorum. Yani benim gerçekten elimin altında bulunan, hani birini masaüstü bilgisayar gibi düşünürsek, çünkü gerçekten şu an masaüstü bir durumda zaten. Diğeri de bir laptop gibi benim işimi görüyor. Kendi üzerindeki klavyesi 5 para etmez. Hiç beğenmiyorum. O yüzden ayrı bir klavye kullanıyorum. Bu da eski klavyelerimden bir tanesi. Ama bana derseniz ki eğer bunu çok ciddi işler için kullanıyor musun? Hayır. Yani video editidir, bunlar için kullanmıyorum. Yaptığım en ciddi iş Photoshop olur herhalde. Onun dışında başka da bir şey değil. Tabii çok fazla not falan da alıyorum. Bu arada iPad Pro mu MacBook Pro mu sorusunun cevabını arıyorsanız ya da ikisi arasında kaldıysanız bununla ilgili bir videom var. Ona bakabilirsiniz. Şimdi gelelim bugünkü videonun konusuna. Bildiğiniz gibi Apple geçtiğimiz günlerde yeni iPad modelini tanıttı, modellerini tanıttı diyeyim. Birazcık bunların üzerinden geçeceğim. Kim hangisini niye almalı, ne beklentisi olanlar hangisini almalı, kendi tavsiyelerimde bunu anlatacağım. Tabii yenileri deneme fırsatım olmadı benim de ama gerçekten 3 gündür uyumadan bunları seyrediyorum. O yüzden size yeteri kadar açıklıkta aktarabileceğimi düşünüyorum. Hepsine geçmeden önce hangi iPad'i alırsanız alın, bakın bu trackpad gerçekten iPad deneyimini dağlara çıkarıyor. Yani 10 üzerinden iPad deneyimi size 7 performans veriyorsa, mutluluk veriyorsa, bu izleme dörtgenini satın aldığınız zaman 10 üzerinden 12. Bakın 10 üzerinden 12'lik bir deneyim almanız mümkün. O kadar güzel şeyler var ki. Gerçekten çok güzel. Şimdi Apple'ın mağazasını buradan açacağım. Şimdi ben Apple'ın sitesinde iPad'e bastığım zaman karşıma benim 4 adet model çıkıyor. Şimdi iPad Pro'dan başlamak istiyorum. iPad Pro'nun bir iki tane modeli var bildiğiniz üzere. Biri 11 inç, biri 13 inç. 11 inç olan model 7500 TL'den başlıyor. 7500 lira ciddi bir para. Bir tablete vereceğinizi düşünürsek. Dolayısıyla 7500 lira için aldığınız performans ne kadar iyi diyecek olursanız bence gayet iyi ve bence gayet de değer, bunu da söyleyeyim. Şimdi bende 2017 iPad Pro var. Affedersiniz, hayvan gibi oyun oynuyorum içinde. Hayvan gibi yazı yazıyorum, ders çalışıyorum. Yani bugüne kadar beni bu iOS 14 güncellemesinin kötü pil performansı dışında hiç hayal kırıklığına uğratmadı. Gerektiğinde ben buradan videoda yaptım, canlı yayında yaptım. Çok güzel bir alet, kesinlikle değer. Ama aldığınız aletin gerçekten bu paralara değmesi için bence büyük modeli alınmalı. Büyük modeline baktığım zaman da 11.900 liralık bir fiyat çıkıyor. Ortalama bir model için, yani 128 değil de 256 gibi gibi. Ve bu fiyatlar çok yüksek. Aynı zamanda sim kart takılabilen modeli bu. Yani siz gerçekten ben bir iPad Pro alayım ve bilgisayarı sadece önemli işim olduğunda açayım diyorsanız bu model sizin için, ama 12.000 liralık bir fiyatı var. Klavyesi, mouse'u ve kalemi hariç bu arada. Dolayısıyla iPad Pro için hani bütçe sıkıntınız varsa ya da bilgisayar yerine kullanmayı hedefliyorsanız olabildiğince bu size göre bir model. Ama dediğim gibi fiyatı gerçekten çok yüksek. Bir tablet değil, bir bilgisayar niteliğinde alınmalı. Lakin bir bilgisayar yerini tuttuğunu da düşünmüyorum. Gelelim diğer kullandığım modele burada. iPad Mini. Eskiden iPad Mini'm vardı, kullanıyordum. Ya iPad Mini ile ilgili benim samimi düşüncem şu. Gerçekten iPad Mini bir sevda. Yani o iPhone'dan büyük ama iPad'den küçük görüntüyü sevenler için, cepte taşımak için müthiş bir malzeme, müthiş bir alet gerçekten. Mesela ben arkadaşlarımla buluşmaya gittiğimde iPad'imi almıyorum. Niye? Çünkü büyük. iPad Pro'dan bahsetmiyorum. 10 inçlik ufak normal iPad Pro değil. iPad 8 çıktı ya ondan. Onu mesela büyük olduğu durumlar oluyor. Çantaya sığmıyor, gerek yok. Ama bu iPad Mini'yi gerçekten şu iç cebinize bile sokup götürebiliyorsunuz. Ve telefondan bir tık daha büyük, mailleri vesaire okumak için muazzam bir cihaz. Ben gerçekten çok beğeniyorum. Ama çok gereksiz. Yani gerçekten şunu söyleyeyim, bakın 3800 lira iPad Mini'ye vermek mi yoksa 12.000 lira iPad Pro'ya mı vermek deseniz iPad Pro'yu seçerim. Yani çünkü bir manası yok iPad Mini'nin. Zaten büyük cihazınız varsa onu kullanabilirsiniz.
iOS 14 çok revaçta olduğu dönemler tabii her gün video koyuyorum 1-2 haftadır. Dolayısıyla bu düzen artık birazcık daha insansı bir düzene dönecek. Haftada 4 gün videolarımı koymaya devam edeceğim. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar olmak üzere. Dolayısıyla bunlardan haberdar olmak istiyorsanız ve içeriklerimi kaçırmamak istiyorsanız da bildirimleri açmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Bir sonrakine gelelim, iPad. Bütçe dostu iPad diye geçen model. Bende 2017 modeli var hala ve çok aktifte kullanıyorum onu. Çok güzel bir cihaz. YouTube'dan her şey yapılabiliyor. Zoom'dan ders yapılıyor. Yani fiyatına göre müthiş performans veriyor ve 3200 lira gerçekten çok iyi bir fiyat. Yani üzgünüm, ekonomi bu şartlar altında kötü bir durumda ama yani 7500 lira nerede, 3200 lira nerede ve aldıklarınız tasarım dışında gerçekten birbirine benzer. Ve bence iPad seneye yeni tasarıma dönecek, fiyatı artacak. Dolayısıyla bu son fırsatlardan biri. Eğer şöyle bütçe konusunda sıkıntı yaşıyorsanız bu muazzam bir cihaz, tavsiye ediyorum. Sıradaki cihaz da iPad Air. Şimdi iPad Air'ın yeni tasarımı çok güzel gerçekten. Ama kalın. Yani iPad Pro gibi estetik gözükeceğini düşünmüyorum. Bundan bahsettim zaten iPad Air videomda. 5800 lira bir fiyatı var. Aslında baktığınız zaman 2017 model bir iPad Pro, yani az önce size gösterdiğim benim elimde olan model, bundan daha yüksek performans gösteriyor. Ve yurt dışında seyrettiğim kaynakların birçoğu da, ben daha denemediğim için bu şekilde hitap ediyorum, iPad Air mi, iPad 8 mi diye bakıyorlar ve iPad 8'i seçen fiyattan dolayı çok oluyor. Eğer siz ikinci nesil iPad kalemini kullanmayacaksanız ve tasarım konusunda da bir sıkıntınız yoksa, ki iPad'de zaten yoktur. Çünkü bu kadar bir şeyi taşımaya okey olduysa zaten, ha onun kenarı var ha onun kenarı yok, bu kadar büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. Dolayısıyla iPad bu bakımdan tercih edilmesi için daha mantıklı. Şimdi hangisini kim almalı sorusunu yanıtlayacağım. Sonra videoyu bitireceğim. iPad Pro'yu bütçe konusunda sıkıntı yaşamayanlar, MacBook'u olanlar, onlarla işini yapanlar ama her yere taşımayı sevmeyen ve çok yük olduğunu düşünenler kullanabilir. Buna dilerseniz bir klavyeli mouse'lu kap kılıf alabilirsiniz, işinizi görür, ama almazsanız da büyüklüğü neticesiyle gerçekten çok güzel bir tablet. Ama hani şöyle diyeyim, hani buna bu kadar para vermişken bu alınır mı bandında bir cihaz mı diyecek olursanız, değil. 5800 liradan 7500 liraya atlıyorsunuz ki o en basic modelinde. Dolayısıyla bunu bu şekilde isimlendiririm ben. Yeni iPad Air almayı düşünenler, uzun vadeli kullanmayı düşünüyorsanız ve tasarım sizin için önemliyse, yeni bir tasarıma sahip olmak, yeni teknolojiyi edinmek istiyorsanız, renk konusunda birazcık sizin içinizi kıpraştıran bir şeyler varsa, o zaman iPad Air'ı seçebilirsiniz diye düşünüyorum. Alacağınız performansla birlikte kalem kullanımı, kalem olarak son teknoloji kalemi kullanmak istiyorsanız yine, ki Apple Pencil 1 ve 2 arasında ciddi fark var, hani 2 çok 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 daha güzel, o zaman bu iPad Air'ı seçebilirsiniz diyorum ben. Ama yine bütçe kısıtınız, bütçe sınırınız varsa, hani onu almışken onu alayım gibi bir mentalite içerisindeyseniz eğer, bence yine iPad Air bu aradaki fark için değmez. Gelelim iPad 8'e. iPad 8 eğer bütçe kısıtınız varsa ve elinizdekiyle en iyisini alabilmeyi umuyorsanız müthiş bir seçenek. Taksit de yapıyorlardır muhtemelen. Bu cihazı aldığınız zaman size 3 yıl garanti çok rahat bir performans verecektir. Bunun bir yılı inanılmaz, ikinci yılı güzel, üçüncü yılı idare eder olur. Onu söyleyeyim. Yani hep iPad Pro gibi böyle şu şekilde bir grafik değil. Bu yavaş yavaş azalacaktır performanslarla birlikte. Ama dediğim gibi alınabilecek şu anki en iyi bütçe modeli de yine iPad 8 olacaktır. iPad Mini 3800 lira. Yani ben iPad Mini'nin alınmasını çok desteklemiyorum size az önce dediğim sebeplerden dolayı. Ama iPad'e ihtiyacınız yoksa, zaten siz sürekli yanınızda bir MacBook taşıyorsanız, mesela 13 inç ya da bir MacBook Air, fakat yolda, işte bir yere giderken kısa süreli anlarda daha fazlasını yapabilmek istiyorsanız ve bunu öyle çantaları mantaları karıştırmadan ayaküstü yapabilmek istiyorsanız, iPad Mini gerçekten muazzam bir opsiyon. Sosyal medya yönetimi gibi şeylerle uğraşıyorsanız, bakın tasarımı değil yönetimi, iPad Mini çok güzel bir cihaz. Ama 3800 lira böyle bir cihaz için, bizi bu kadar ekrandan sınırlayan bir cihaz için bence değmez. Ama dediğim gibi hani bu tarz işlerle uğraşıyorsanız iPad Mini de sizin işinize yarayabilir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım çok dağıtmadan olabildiğince rahat bir şekilde anlatabilmişimdir size. Bana sorularınızı her zaman sosyal medya hesaplarım üzerinden sorabilirsiniz. Telegram'dan, Instagram'dan, Derinden Teknoloji olarak bulabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın videoyu beğendiyseniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.